İyi akşamlar sayın izleyiciler. Bir Artı Ekonomi programında daha birlikteyiz. Bugün yepyeni bir formatla karşınızdayız. Murat Bayar, ünlü televizyoncu, gazeteci, moderatörlük yapacak. O soracak, ben cevaplandıracağım. Bir başka konuğumuz da olacak sonraki programlarda. O soracak, biz cevaplandıracağız. Böylece programa daha bir canlılık katma sebebi oluşmuş oluyor. Kendisine teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz Sayın Hoş Murat bulduk Bayar. hocam. Evet, moderatörümüz bakın, koç gibi ha. Hocam hemen şunu sormak istiyorum. Yıllardır televizyonda programcılık yapıyorsunuz. Çeşitli medya organlarında görüşler veriyorsunuz. Malumunuz vatandaştan gelen sorun hep geçim sıkıntısı etrafında birleşiyor. Bu da bize tabii enflasyon olarak yansıyor. Ancak halkımız enflasyonu yeterince biliyor mu diye bir soru işareti var. Ben hemen enflasyon deyince gündemden bir bilgiyi paylaşayım sizinle. Mart ayı enflasyon rakamı açıklanmış. 10 binde 4 oranında enflasyonun gerilediğini açıklıyor Türkiye İstatistik Kurumu. Buna karşılık da yıllık enflasyonu 7,46 olarak bildirmiş. Ben Türkiye'de enflasyon nasıl hesaplandığını detaylarıyla size sormak istiyorum. O meşhur örneklemlerinizi ifade etmenizi rica edeceğim. Şimdi Türkiye ekonomisi kayıt dışı bir ekonomi. Alış belli değil, satış belli değil, envanter belli değil, kar belli değil, zarar belli değil. Çünkü kayda dayanmıyor ekonomimiz. Kayda dayanmaması da Türkiye'nin kayıt dışı ekonomiyle kalkınma modelini tercih etmesinden kaynaklanıyor. Çünkü serbest pazar ekonomisi iki ayaklıdır. Birinci ayak serbest bırak. Kimi? Müteşebbisi. Niye? Türk insanına helalinden iş bulsun diye. Birinci ayak demek ki serbest bırakma ayağı. İkinci ayak ise kontrol ayağı. Türkiye tek ayaklı bir serbest pazar ekonomisi ile kalkınma sürecine devam ediyor. Bu durumda varsa yoksa TÜİK verileri. Yani Türkiye iktisat, ben onun adını bile doğru düzgün şey yapamıyorum, telaffuz edemiyorum. Hocam oraya bir araya gireyim. İstanbul Ticaret Odası'nın rakamları farklı. Türkiye İstatistik Kurumu'nunki farklı. Sokağınki sizin de ifadeniz de bambaşka. Zaten bunların ayrı olmasının ardındaki nedeni sorgulamak istiyorum. İşte ardındaki neden? Biliyorsunuz özellikle seçim zamanlarında veya normal zamanda bir anket şirketi anket yapar. Hiçbirisinin anket sonuçları içeriğine girdiğiniz zaman birbiriyle tutmaz. Çünkü kimisi sipariş üzerine yapılır. Kimisi gerçekten işte 3 kişiyle, 5 kişiyle, 10 kişiyle anket yapar ama 10 bin kişiyle anket yaptım der. Bu durumda da Türkiye İstatistik Kurumu'nun, doğru söyledim değil mi? Evet. Türkiye İktisat İstatistik Kurumu da ankete dayalı. Anket yapıyor. Çok eğlenceli anket. Adı üzerinde anket. Kayıt başka şey, anket başka şey. Kayıt ne demek? Tapu kaydı. Mesela tapu kaydının anketi olur mu? Olmaz. Vardır veya yoktur. Sabıka kaydı. Bunun hiç anketi olur mu? Adamın sabıkası ya vardır ya yoktur. Şimdi Türkiye İstatistik Kurumu da daha evvel 28 bin kişiyle Türkiye 78 milyonluk bir ülke 28 bin kişiyle anket yapıyordu. Sonra şimdi 89 bin kişiye çıktı. Her ne hikmetse bu anketörler yani 89 bin kişiyle anket yapanların kimlerle gidip görüştüğünü ben bilmiyorum. Yani ben aşağı yukarı akademik yaşamından başlarsanız 45 senedir, 47 senedir bu alemdeyim. Ya bir günden de bir gün bana hiç kimse herhangi bir anket tevcih etmedi. O zaman bakıyorsunuz enflasyon oranı diyor. Bir kere enflasyonun ne olduğunda mutabık kalmak lazım. Enflasyon üretimle tüketim arasındaki olumsuz farktır. Yani tüketim fazlaysa, üretim azsa aradaki fark enflasyondur. Ürettiğinizden daha fazla tüketiyorsanız aradaki fark zarardır. Demek ki bu aylık veya yıllık olarak ilan ettikleri enflasyon oranı aslında gerçekte zarar. Zarar oranı.
Peki zarar nasıl hesaplanır? Zarar nasıl hesaplanır? Satışlarınız ve maliyetleriniz. Satışlarınız maliyetlerinizden daha düşük seviyede ise aradaki fark zarardır. Peki zararı nasıl karşılarsınız? Borçlanma yoluyla. Borçlanma neyi getirir? Faizi getirir. Faiz enflasyonu getirir. Enflasyon paradaki sıfırların artmasını getirir. Paradaki sıfırların artması gelir dağılımında adaletsizliği gösterir. Şimdi bu hesabı yapanlara sormak lazım. Ya bu enflasyon hesabı yapıyorsunuz ya. Hani bir sepet var. Bu sepetin içinde niye faiz yok? Şu meşhur sepetin içinde evet. Neler var hocam? Bir söyler misiniz? Sepetin içinde her şey var. Alakasız. Dilerseniz ben bir evet. Sepet hazırlattım. Evet. Şunu böyle çıkarayım. Bakın bu sepette Allah'a çok şükür olmazsa olmazımız ne var? Ekmek. Ekmeğimiz var. En çok neyi konuşuyoruz? Ekmek fiyatları. Evet. Ekmek fiyatları niye artıyor? Bu sefer hemen birilerine şey yapacaksınız yani bunu mal edeceksiniz. Ya bu fırıncılar var ya bu fırıncılar. Nasıl böyle milleti kazıklıyor? Ekonominin kanunları acımasızdır. Evet. Bakan fiyat şu kadar olsun diye emrediyor mesela. Emir komuta bu işte yok. Maliyet var. O kadar. Yani arz ve talep kanunu. Arz ve talep kanununu hiçbir güç değiştiremez. Bir malın arzı az, talebi çoksa onun fiyatı artar. Şimdi burada ekmeği görüyoruz. Halkımız ekmek yiyor. Tabii ekmek yerken de ne yapmak istiyor? Diyor ki şu ekmeğimin içine de bir katık olsun diyor. Ekmeğin içerisinde katık yoksa şu ekmeği böyle şey yapıyor. Açıyor. Başka bir ekmeğe koyuyor. Böyle. Ekmeği ekmeğe katık ediyor. Şimdi birileri de kalkıyor diyor ki kardeşim sen bu katık var ya ekmeği buldur. Ekmek hadi fiyatı öyleydi böyleydi. Ekmek fiyatları artıyormuş. Artsın ne olacak yani. Yeme. Diyor ki katık lazım. İyi. Acaba fiyatlar hiç değişmese arz ve talep denk olsa fiyatlar artar mı? Artmaz. Peki bu hesabı nasıl yapalım? Madem ki ekonomimiz kayıt dışı. 634 kalem mal ve hizmetin sadece fiyatını topluyor. Diyelim ki Mart ayında toplam bu 634 kalem mal ve hizmetin toplamı şu kadar. Nisan'da bu kadar oldu. Arada şu kadar fiyatlarda artış olmuş. Bakın matematik olarak bir malın bedeli neye eşittir? Neye eşittir? Miktar çarpı fiyat. Şimdi bu sepete attıkları bu mal ve hizmet öyle birbiriyle alakasız ki mesela hanımefendilerin kuaföre gidip kaşlarını aldırdıkları zaman ödedikleri ücret var. Peki kardeşim kaç milyon hanımefendi şeye gidiyor? Kuaföre gidiyor da kaşlarını aldırıyor. Biliyor musun? Yok bilmiyoruz. Peki miktar yoksa hesap yanlış. Mesela bunun içerisinde, sepetin içerisinde ne var? Tuğla fiyatı var. Tuğlayla hanımefendinin kaş aldırma ücreti arasında ne bağlantı var? Demir var. Sonra neler var? İşte meyve, sebze var. En önemlisi de bunların içerisinde mesela sivri biber. Efendim sivri biberin fiyatı artıyormuş. Demek ki bir malın fiyatı artarsa, öbürleri düşük de olsa ne oluyor? O artan belirliyor. Enflasyon oranını. Bir de bunun içerisinde bir de hıyarı koyuyorlar. Hıyar. Manidar buluyorsunuz. Evet galiba. Hıyar. Yani hıyar. Hıyar. Aslında kaç milyon ton hıyar üretiliyor Türkiye'de? Her gün hıyar üretiliyor işte medyada. Her gün bir hıyar zaten çıkıyor. Hıyar seçilmiş demek. Çünkü hıyarın haktan gelir. Mecellede de düzenlenmiştir. Kaç milyon hıyar üretiliyor belli değil. Peki bu hıyarın hepsini yerli üretim mi yoksa hıyar da ithal ediyor musun? Yani Türkiye öyle bir noktada ki düşünün ceviz ithal ediyoruz. Ceviz. Bildiğimiz ceviz. Yozgat'ta şeker pancarı tarlaları o kadar iyi çalışırdı ki geçmişte. Şimdi şeker ithal ettiğimiz için
O tarlalarda şeker pancarı üretimi yok. Ve siz hangi ürünlerin fiyatlarını buraya koyuyorsunuz sepete? İthal ürünlerin fiyatlarını mı koyuyorsunuz? Yerli üretimin mi fiyatlarını koyuyorsunuz? İnsanlar yiyor, içiyor. Bunların çoğu da ithal. Buz ithal ediyorsunuz. Portakal, limon. Yani ithal etmediğiniz hemen hemen hiçbir şey yok. Bisküvi ithal ediyorsunuz. Bu süpermarketlerin satışlarının %75'i ithal malı. Hocam anladığım kadarıyla siyasiler her seçim döneminde belki de enflasyon rakamlarını düşürmek için demin ifade ettiğiniz gibi kadınların kaş aldırma ücretini belki yatak bazası, belki kireç, belki pimpon topunu ekleyerek enflasyonun çıkacak sonucuyla oynuyorlar masa başında. Fakat sokaktaki enflasyon, o sizin gerçek enflasyon dediğiniz rakamdan çok farklı sonuçlar elde ediliyor ki bakınız Mart ayında 10.004 düştüğünü söylüyorlar. Enflasyonumuz düştü mü hocam? İşte enflasyon zarar demek. Yani zararla iftihar etmek ne kadar akıllı bir şey. Enflasyon %10'dan %5'e düşmüş. Yani %5 zarar ettik diyor. Peki enflasyon, herkesin enflasyonu kendine. Niye herkesin enflasyonu kendine? İşi, gücü, parası, pulu olan bir adamın enflasyonuyla asgari ücretten zar zor iş bulmuş adamın enflasyonu aynı mı? Veya hiç işi gücü olmayan işsiz adamın enflasyonu aynı mı? Ben buna her ay enflasyon makamında şarkılar olarak görüyorum. Bir ay Uşak makamında, bir ay Hicaz makamında, bir ay Acem Aşiran makamında, bir ay Kürdülü Hicazkar makamında şarkılar söyleniyor. Türkiye'de ilan edilen ekonomik göstergelerin hiçbirisi ama hiçbirisi gerçeği yansıtmaz. Hepsi de dandiktir, naylondur. Dolayısıyla bu naylon göstergelere dayanaraktan ekonomik, sosyal ve de siyasal yorum yapmak ancak cahillere münhasır bir yorumdur. Hiç olmazsa birçok bilim adamı da dahil. Hiç olmazsa veya işte biliyorsunuz Türkiye'de gazetecilerimiz var. Bu gazetecilerimizin hiç tahsil falan görmeseler de onlar mesela çok büyük iktisatçıdır. Çünkü ekrana çıkıyor ya veya köşede yazıyor ya. Halkımız vaizden dinlemeyi, hatipten öğrenmeyi o kadar seviyor ki bu adam ekrana çıktıysa biliyor. Ünlü olan birisi ha, bilir. Bilir. Gazetede bilmem köşesi yazıyorsa bilir. Ya bu adamın işi gazetecilik. Haberi alıp vermek. Bir bakıyorsun, ben şimdi onu da dikkat ediyorum. Sağlıkla ilgili mesela. Neredeyse adam kalp ameliyatı yapacak yani. Açık kalp ameliyatı yapacak. Yani Türkiye'nin böyle bir şey var. Arızası var. İnanan bir toplumuz. İnançlı bir toplumuz. Karnınız ağrır. Ya gitmişsinizdir bir yerde. Dersin ki ya karnım ağrıyor. Ya hemen der ki arkadaş bak şu ilaç var ya çok iyi geliyor. Nasıl iyi geliyor? Vallahi benim kayınvalideye verdik 10 numara. Ben dahil hepimiz bu şekilde inanan insanlarız. Oysa dünyada en önemli şey gerçektir. Hocam ben şu sepeti alayım, konumuzu evet. Değiştireyim. Şöyle ki derin ekonomistler der ki aslında Türk halkına ekonomiyi anlatacaksanız Türkiye'de akaryakıt fiyatları üzerinden gidin. Hemen bakıyorum hocam. Şimdi Türkiye'de akaryakıt fiyatları tek başına ekonominin yönünü belirliyorsa masaya yatıralım ne oluyor diye. Dünya rekoru kırdı zaman zaman. Biz benzin fiyatlarında dünyanın en pahalı ülkesiydik. Böyle olmasa bile dünya ikincisi ya da dünya üçüncüsü oluyoruz. Hep ilk üçteyiz. Devamına bakıyorum. Komşularımız İran, Irak, Rusya hepsi petrol üreticisi. Demek ki bu taşımacılıktan da kaynaklanmıyor. Bunun başka bir nedeni var. Yine ben sizin sözlerinizden, geçmiş programlarınızdan hatırlıyorum. Diyorsunuz ki 1 litre benzinin en az 3'te 2'si vergi. Peki bu vergi hep böyle devam mı ediyor? Yani bakıyoruz çünkü 2008 yılında 1 Temmuz 2008 itibariyle Brent petrolün varil fiyatı 148 dolar. Bugün itibariyle 38,5 dolar şu anki fiyatı. Yani bu neredeyse 1/4'üne inmiş. Peki fiyatlar düştü mü diye bakıyoruz. Öyle değil. Ben hemen 2008'e dönüyorum hocam. 2008'de 147 dolarken bir varil petrol Türk lirasıyla 170 Türk lirasına denk geliyormuş. Bugün itibariyle tabii o zamanlar benzinin litresi 3 lira 60 kuruş.
Bugün itibariyle ise 38,5 dolar petrolün varili 108 liraya geliyor varili. Litresi ise 4 lira 30 kuruş. Yani 3 lira 60 kuruştan da pahalı. Halbuki varil fiyatı da çok daha düşmüşken. Anlıyoruz ki buradan petrol fiyatları dünyada düştüğü halde aradaki farkı son kullanıcıya yansıtmak yerine maalesef ekonomi yapıcılar fiyatı habire arttırıp aradaki farkı da bilmediğimiz bir yere götürüyorlar galiba. Ne oluyor diye sorayım size. Şimdi kolay vergicilik. Halktan bir yandan delikanlıyım dersin, bir yandan şeffafım dersin, bir yandan demokratım dersin. Öte yandan kolay vergicilik dediğimiz dolaylı vergilerle halkı çaktırmadan vergilendirirsin. Bütçe gelirlerinin içerisinde bu akaryakıt tüketim vergisi, özel tüketim vergisi ve bu gibi vergilerin bütçe gelirleri içerisindeki yeri %42,5. %42,5. Bu kolay vergicilik. Halkı çaktırmadan vergilendiriyorsunuz. Ben ona namert vergisi diyorum. Yani halkın arkasına dolanıyorsun. Halk farkında değil. Gerçekten namert vergisi. Çünkü en zengin adamdan da bir depo benzine aynı vergiler alıyorsun. En yoksul adamdan da bu haksızlık aynı değil mi hocam? Vergilere veriyorsunuz. Bu haksızlık değil mi? Bu hak. Hak değil mi? Tabii hak yani. Bundan daha güzel bir hak olur mu yani? Hak. Niye hak? Niye hak? Şimdi bu vergide adaleti sağlayabilmek için olmazsa olmaz üç şey var. Bir, herkesi ve her kesimi beşikten mezara kadar gelir vergisi mükellefi yapacaksın. Madde bir. Yaparsa siyasetçi o zaman gayrimemnun bir seçmen kitlesini göze almak zorunda. Çünkü halk doğrudan vergi vermeye başlayacak. Para veren adam da hesap soracak. Şimdi verdiğinin farkında olmadığı için hesap sormuyor. Demek ki birincisi herkesi ve her kesimi gelir vergisi mükellefi yapacaksın. Bir, olmazsa olmaz mı? İki, herkesin her çeşit masrafını vergi matrahından indirme hakkı vereceksin. Mesela şimdi Türkiye'de helalinden iş bulan, işçi çalıştıran, ekonomiye katkı sağlayan, adına iş adamı deyin, sanayici deyin, tacir deyin veya onların yanında çalışan veya kamuda çalışan işçileri düşünün. Bu insanlar gider yönünde vatandaş değil. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bu kanunları ne diyor biliyor musunuz? Ey iş adamı diyor. Ey sanayici, ey işçi, ey çiftçi, sen yemezsin, içmezsin, yatmazsın, kalkmazsın, çoluğuna çocuğuna bakmazsın, hayır sanatta bulunmazsın. Dolayısıyla ben senin giderlerini kabul etmiyorum. Çünkü bunlar gider yönünden vatandaş sayılmıyor. Gelir yönünden vatandaş, çok önemli. O nedenle de Türkiye'de dikkat ederseniz milli gelir hesaplarlar, o da dandik. Ama milli gider hesaplamazlar. Dandik de olsa. Çok ilginç bir tespit. Evet. İlginç bir yok, tespit. Yok, hiç duydunuz mu milli gider diye bir şey? Yok. Çünkü o gidiyor zaten abi. Boşver, sen gelire bak. Demek ki namert vergisi. Hocam sizi teyit edecek. Buyurun. Üçüncüsünü de söyleyeyim. Ekonomiyi hamile yazılıktan nama yazılı hale getirmeniz lazım. Ne demek bu? Şimdi mesela devlet iç borçlanma senetleri, hazine bonoları hamile yazıldır. Şöyle bir kağıt. A4. Tabii üzerinde neyi beceremiyorsak Mustafa Kemal'in resmini koyarsın. Kafada Mustafa Kemal, altında Hazine Müsteşarlığı, Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık. Hamile yazılı 100 bin Türk lirası. Bu iki parayla 100 bin Türk lirası bir tane kağıt. Altında da Başbakan'ın imzası. Eski başbakanın, yeni cumhurbaşkanımızın imzası var. Mesela Ecevit de 100 milyarlık çıkartmıştı. Evet. O zaman sordular bana Ecevit gider dedi. Hamile yazılı. Bu kağıt kimin elindeyse o para onun. Devletten onu al, o gider alır. Faiziyle alır. Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti Devleti kime birebir borçlu olduğunu bilmez. Kime birebir faiz ödediğini de bilmez. Ondan sonra bir takım hıyarlar çıkarlar.
Ya şu borçlara konsorsiyum yapalım, bilmem ne yapalım. Muhatabınız belli değil. Bu kağıt yerlinin de elinde olabilir, yabancının da elinde olabilir. Cebin, o borç senedidir devletin. Cebinizdeki para da Türkiye Cumhuriyeti'nin bu borç senedidir. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası bu parayı çıkartır. O da hamiline yazılı. O da hamiline yazılı. İbrazında ödemeli. Bir senet. Bu da bizim borçlanma istatistiklerinde falan yer almaz. Tedavüldeki para. Ve siz ne kadar tedavüldeki paranın küpürlerini arttırırsanız nakitle ödeme o kadar kolaylaşır. Şimdi 200 lira bastı. Eskiye karıştırmayalım artık da 200. 5 tane 200 lirayla ne yapıyorsun? 1000 lira ödüyorsun. Eski 1 milyar. 5 tane geldi. O zaman ne yapalım biz? En büyük küpürlü paramız 1 lira olacak. Benim hazırladığım yeni lira projesi en büyük küpürlü paramız fiilen 1 lira ve demir. Hadi öde bakalım 1 milyarı nasıl ödeyeceksin? Sayamazsın, saklayamazsın, taşıyamazsın. İster istemez elini cebine atacaksın. Ne ödeyeceksin? Kartla ödeyeceksin. Doğru. Kartla ödeyeceksin. Demek ki büyük küpürlü para basmak kayıt dışı ekonominin can damarı. Ne kadar çok büyük küpürlü paranız olursa kayıt dışı o kadar artar. Siz kayıt içine almak için özellikle ödeme güçlüğü yaratıyorsunuz. Üç tane tabii. Üç tane temel unsur. Bunların hepsi birlikte eş zamanlı olarak, eş anlı eş zamanlı olarak yürütülmesi lazım. Bu herkese bir kimlik numarası. 1973'de hazırladım. Mernis projesi bunu. 1973'te Mernis'te tabii. Mernis projesini aldım. Hocam o dönem galiba rahmetli Erbakan'ın başbakanlığı dönemi. Yok daha sonra. Öyle mi? O 1996'da. Bu 1973'te yani bir siyasi nedenle değil bir akademik çalışma olarak hazırlamıştım. O zaman neler söylemediler hakkımı? Birincisi komünistleri fişleyecekmişim. Tam 12 Mart falan tabii 12 Mart falan olmuş. O nedenle de işte komünistler faslı var. Daha sonraki senelerde de işte şeyleri, ülkücüleri, milliyetçileri, sonra selametçileri falan herkes. Senaryolar muhtelif. Evet muhtelif. Yani herkes, hiç kimseyi tabii anlatamıyoruz ya bu teknik bir şey. Teknik bu. Çünkü bizim benim hazırladığım projede kimlik belgesi, yani bugünkü TC kimlik belgesi, aynı anda nüfus kimliği, aynı zamanda banka kimliği. Aynı zamanda seçmen. Bunu yaptılar şimdi, hocam şimdi. Yavaş yavaş bir Kırıkkale galiba prototip olarak. Şimdi tabii herkese numara verildi. Ama herkese numara vermekle iş bitmiyor. Esas yapılması gereken herkese gelir vergisi bir kelefi yapmak. Yapmak. Evet kağıt içinde yaparsın. Yoksa plastik güzel güzel katlar yaparsın. Şimdi hiç kimse ya arkadaş bu şunları şey yapmak için fişlemek için yaptı falan demiyor. Düşünebiliyor musunuz? Telefon numaranız aynı. Telefon numaranız aynı. Elektrik abone numaranız aynı. Su numaranız aynı. Bankadaki hesap numaranız aynı. Aynı. Amerika Birleşik Devletleri'nde çoklu sistem. İşte Green Card ayrı şey var. Orada sosyal güvenlik numarası var. Sizinki de muadili. Ama o çok farklı. Yani her işte onu kullanmıyor. Kullanmıyor. Benimki her işte aynı numarayı kullanacak. En kolayı. Ve numara da ülke dünya standartlarına göre 16 rakamdan oluşuyor. O 16 rakamda işte doğduğunuz ay, gün, yıl ve de dakika. Aa ilginçmiş. Evet, evet. Dakika orada yer alıyor. Tabii içine şeyi de koyuyoruz. Yani plaka numaranızı da koyuyoruz. Vilayet, il, ilçe. Ve köy. Oradan birleşiyor. Oran kişinin yani. İmzası gibi. Evet o, evet. Evet. Ya, unutmanız da mümkün değil. Mümkün değil. Şunu söylediler. Der ki ya aynı anda Türkiye'de kaç bin kişi doğar bir dakikada. Kardeşim aynı anda o gün doğuyorsa o zaman saniyesini yaz. O da var. Onun da yeri var yani. Tabii uygulamaya maalesef geçmedi ama bugünkü iktidarın bana göre yaptığı en güzel iş hiç olmazsa vatandaşlık numarasının genelleştirilmesinin güzelliği var. Ama bu burada kalırsa hiçbir işe yaramaz.
Hocam konuşmanızın başında akaryakıt fiyatlarıyla ilgili dediniz ki acil peşin vergi. Bir an önce topluyorlar. Hemen paylaşayım sizinle. Dönemin Enerji Bakanı Hilmi Güler'di. Ve Türkiye'de o dönem işte hibrit araçlar, elektrikli araçlar gelsin mi gibi bir tartışma var. Fakat otomotiv şirketleri de şunu söylüyor. Ya diyor, Türkiye net petrol ithalatçısı bir ülke. Ama bakıyoruz Türkiye'de hibrit araçta, elektrikli araçta, lüks araç kategorisinde inanılmaz vergilendiriliyor. Söz gelimi işte marka söylemeyelim. Çok ünlü bir markanın çok dünyada satan bir modeli hibrit aracı için. Atıyorum Almanya'da 50 bin lira veriyorsanız Türk parasıyla, Türkiye'de 180 bin lira veriyorsunuz. Neden? Çünkü lüks tüketim vergisi, özel tüketim vergisi üst üste bindirilmiş. Hilmi Güler'e bunu sordum. Dedim ki neden bir vergi muafiyeti tanımıyoruz? Biz petrol ithalatçısı bir ülkeyiz. Bir vergi muafiyeti tanıyalım. Yıl sonunda zaten ülke kâr edecek. Tam sizin cevabınızı verdi. Ya dedi, ülkenin bunu bekleyecek takati yok ki. Biz dedi bunu sattığımızda peşin alıyoruz o vergiyi. Bunu bekleyemeyiz dedi. Şimdi bunu sormak istiyorum. Gerçekten Türkiye Cumhuriyeti'nin bekleyecek takati yok mu? Şimdi Türkiye Cumhuriyeti aslında makyaj yapıyor. Makyaj. Makyaj. Evde kalmış bir kızı istediğin kadar süsle. Hocam yaşını başını almışsa istediğin kadar süsle. Ama bitti baklanın, kör alıcısı olur derler. Şimdi Türkiye'de şu an itibariyle yaklaşık 20 milyon tane otomobil var. 20 milyon otomobil. Bugünkü parayla ortalama ithal edilen bir arabanın yurt dışındaki fiyatı 10 bin dolar. 10 bin dolar. Şimdi adamlar üretiyorlar. Satmaları lazım. Satmak için de müşteri lazım. Bizim çok bilenler ne yaptılar? Dediler ki ya bak 10 bin dolar. 10 bin dolar da ben devlet olarak vergi alırım. İyi. Oh mis gibi. Ama adam gelirken 10 bin dolar otomobil kredisini getir, 10 bin dolar araba satmak için getiriyor. 10 bin dolar da araba alıcısını finanse etmek için getiriyor. Yani Türkiye'ye 20 bin dolar borçlanıyor dışarıya. O aldım dediği para, peşin aldım dediği para bilahare yine dolar olaraktan yurt dışına gidecek bir avans niteliğinde. Yani o para bizim öz gelirimiz değil. Çünkü o parayı biz iç kaynaklarımızdan ödemiyoruz, borçlanıyoruz. 20 milyon otomobil. 20 milyon otomobil. Çok eğlenceli. Hocam çok özür dilerim. Ara vermemiz gerekiyormuş. Sözünüzü valla keseceğim. Bir ara veriyoruz. Hocam var. Hocam kaldığımız yerden devam ediyorum. Şimdi Türkiye'nin 2001 ile bakıyorum notlarımı, 2003 ile 2006 arasında büyümesi ortalama olarak %7,5'muş. Son 5 yıla geldiğimizde işte bakıyorum 2011 ile 2015 arasında bu 7,5'tan düşmüş 3,3'e. Peki ne olmuş? Tarımda 0,2 büyürken 0,3'e çıkmışız. O iyi. Sanayide %3 büyürken %1'e inmişiz. Hizmetler sektöründe 4'ten 2,5'a düşmüşüz. Sonucunda zaten bununla ilgili bir tablomuz da var. Zannediyorum yönetmen arkadaşımız gösterecektir şimdi. Sonucunda bakıyoruz ki 7,5'tan 3,3'e inmişiz. Bir de büyümede harcamaların payı var. Buradaki en vahimi, yani pek çok rakam var tabii burada ama hane halkı tüketimi %5,8'den 1,8'e inmiş. Kamu tüketimi %50 artmış. 0,4'ten 0,6'ya çıkmış. Kamu yatırımları işte 0,3 düzeyinde seyretmiş. Özel yatırımlar 3,7'den eksi 0,1'e inmiş ki milli gelirin %20'sini oluşturan özel sektör artık yatırım yapmıyor hocam. Niye yapmıyor? Ne oluyor Türkiye'de? Biz artık üretmiyor muyuz? Bir de hocam hatırlatayım size. 2023 hedefleri vardı. Biz dünya çapında 10 tane marka yaratacaktık. Bu 10 tane marka bütün dünyada markasıyla ihracatlar yapacaktı. İhracat rekorları kıracaktık. Şimdi üretmiyorsak nasıl 2023 hedeflerini yakalayacağız onu sormak istiyorum.
Şimdi müşteri 3 şey ister. Uygun fiyat, uygun kalite, uygun teslim zamanı. 3 tane temel faktör. Tabii bunların zaman içerisinde zaman ve zemine göre öncelikleri değişir. Mesela çölde susuz kalmışsınız. Adamın elinde böyle aslanlar gibi bir şey, bidon su var. Su istiyorsun adamdan. Adam diyor ki arkadaş 100 bin lira. 100 bin dolar. E peki diyorsun ki ya arkadaş bak İstanbul'da bizim işte kaynak sularının şişesini 1 liraya veriyorlardı. En kral restoranda 10 liraya veriyorlar. Nereden çıktı 100 bin lira diyemez. Ne belirledi? Teslim zamanı belirledi. İlla ki ben işte en meşhur kaynak suyunu istiyorum da diyemezsin. Neydi? Uygun fiyat, uygun kalite. Hepsi gitti. Demek ki müşterinin önemli olan müşteri memnuniyeti. Onu da ne belirliyor? Arz talep belirliyor. Şimdi adamlar üretiyorlar. Gelişmiş ülkeler üretiyorlar. Ürettikleri tükettiklerinden daha fazla. Aradaki farkı ne yapacaklar? Ya atacaklar ya satacaklar. Hangisi? Atmak mı iyi, satmak mı iyi? Atmak herhalde onlar için hiç cazip değil. Çünkü atarlarsa bir de neyle karşılaşacaklar? Çevre maliyetleriyle karşılaşacaklar, üste para verecekler. O zaman satmaları iyi. 2000 yılında dünya ekonomisinde bir durgunluk yaşandı. 99-2000 gibi. Ve Türkiye'de işte bu yepyeni bir şey. Hani bayram değil, seyran değil, nereden çıktı bu diyebilirsiniz. Türkiye güçlü ekonomiye geçiş programına geçti. 12 Aralık 1999. 1980 ile 12 Aralık 99 arasında bizim uyguladığımız yüksek kur, düşük reel faizdi. Düşük reel faiz ne demek? Enflasyon, faiz eksi enflasyon oranı eşittir reel faiz. Buydu. Ve Türkiye bu 20 yıl süreyle ısrarla bu modeli uyguladı. Çin de halen bu modeli uyguluyor. Tabii bu uygulayıcılar içerisinde herkes var. Yani Süleyman Demirel var, Turgut Özal var, Bülent Ecevit var. Ondan sonra Refah Yol Dönemi, Erbakan ve Tansu Hanım var, Tansu Çiller var. Yani bunlar bu işi hiç bilmiyorlarmış. 12 Aralık 1999'da işte bir Kemal Derviş meselesi karşımıza çıktı. Ve güçlü ekonomiye geçiş programı. Ve bunun adına aslında o yıllarda IMF programı denildi. Hocam orada bir şey sorabilir miyim? Aslında Kemal Derviş'in uygulamaya çalıştığı şu muydu? Yani bütün o rakamları, toz dumanı bir kenara bıraktığımızda işte siz gelişmekte olan bir ülkesiniz. Ortada bir Çin modeli var. Sizde de işte işçi değil de köle sistemi gelsin. Ha, değil. Yani taşeronlaşma gelsin. Yok yok. Bu değil miydi? Değil. Türkiye'yi ithal cenneti haline getirme. Çünkü adamlar atacakları malı sana satacak. Atacağı malın fiyatı mı olur? Kurlar düşük tuttuğun zaman, düşük kur yüksek faiz modelidir bunun adı. Kurları ne kadar düşük tutarsan, ithal malları Türk tüketicisine daha ucuza gelir. Senin yerli üreticinin ister sanayide, ister tarımda, ister hizmetler kesiminde hatta rekabet etme şansı kalmaz. Üretmeyin, siz pazarlama yapın. Tabii. Pazara. Kimin malını pazarlayacaksın? İthal malını. Adamlara dedik ki arkadaş bizde para pul yok. Para pul yok. Olsun canın sağ olsun dükkan senin. Al götür. Vadesi gelince ödeyemezsen üstüne dünyanın en yüksek faizini koyarsın. Bana ödemeye devam edersin. İşte o bu program ilan edildiğinde benim ilk tepkim şuydu. Türkiye'ye bir deli gömleği giydirilmiştir. Evet deli gömleğini 12 Aralık 1999'da giydik. 2002 seçimlerinde bugünkü iktidar partisinin en önemli vaatlerinden bir tanesi Türkiye'de işsizliği arttıran, enflasyonu azdıran bu modelin Türk insanının yararına olmadığı ve bunu kaldıracakları vaadiyle geldiler. Ama gel gör ki zaman içerisinde bu modelin en sadık tatbikçisi oldular. Yani bugün Türkiye'nin başına gelen her çeşit ekonomik felaketin, sosyal sorunların, kültürel sorunların, hatta siyasi sorunların, kriminal sorunların,
kökeninde yatan gerçek budur. Düşük kur, yüksek faiz modeli. Hocam, ne oldu? Ne oldu? Türkiye'ye bir anda bir baktınız. O zaman süpermarket deniyordu, şimdi vazgeçtiler. AVM diyorlar. Al ama verme. Al ama verme. Al ama verme modeli. Hüdayi'nin abit olarak yerden fışkırırcasına yer yok alışveriş merkeziyle döndü. Ve bu alışveriş merkezlerinde yapılan satışların ortalama %75'i ithalmalı. Evet, ithalmalı. Cari açığı artıracak etkenlerin başında AVM'ler. Şimdi o cari açığa da geliriz. Esas sebep bu. Şimdi atacakları malın satılması ne demek? Türkiye'de tüketici bilinci artmamıştır. Yüksek değildir. Hepimiz için geçerli. Hangimiz bakarız aldığımız bir malın son kullanma tarihine falan bakmayız. Nadiren bakıyoruz. İlaca bile bakmayız. Yani. Doğru söylüyorsunuz. Dolayısıyla orada duruyor ya. Tamam, alırız biz onu. Şimdi Avrupa'da, Amerika'da bir malın son kullanma tarihi ne? 3 ay kala o mal tezgahta çekilir. Yani yanlışlıkla tüketiciye intikal etmesin diye. Tüketiciyi koruma açısından çekerler. Şimdi o mallar da işte bizim gibi aslanlar gibi ülkelere gelir. Her çeşit ama. Düşünebiliyor musunuz? Süt ithal ediyoruz. Süt. Süt ithal ediyoruz. Süt. Nasıl geliyor da yetişiyor son kullanma tarihine kadar? Evet, evet. Süt ithal ediyoruz. Çok enteresan hocam. Evet. Niye? Bizim yerli üretici ithal sütle şey yapamıyor. Rekabet edemiyor. Yani adam hazır şişelenmiş, pastörize edilmiş sütün satış fiyatına, yani Hollandalı'nın Türkiye'ye yaptığı satış fiyatına biz mal edemiyoruz hamını, ham sütü. Rekabet. Demek ki dünyada en önemli şey rekabet. Rekabet gücümüz kayboldu. Siz şimdi sanayici olsanız, zaten Türkiye'de bir adama sanayici ol demek beddua etmek demek. Böyle bir durumda, yani şu düşük kur yüksek faiz modelinde Türkiye'ye yatırım yapar mısınız? Yapmazsınız. Niye? Ürünü çıkarttın. Satacaksın. Rakibin senden çok daha güçlü. Teknolojik güce sahip, finansal güce sahip. Çok daha güçlü. O seni zaten batırır. Anında fiyatları bir kırar. Sen 1 liraya satıyorsun. Hadi o da 110 kuruşa satıyordu veya başa baş satıyordu. Adam çakar 50 kuruşa düşürür. Seni bir güzel şeyden, tedavülden kaldırır. Aslanlar gibi. Bu özelleştirme filan, fabrikalar hep özelleştirildi filan ya. Esas arsaları için. Çünkü fabrikalar daha evvel şehir dışında kurulmuştu. Şehir büyüyünce şehrin içerisine girdi. Ondan sonra sen işte kamu iktisadi devlet teşekküllerini özelleştirdiler, adamları aldılar. Ondan sonra bir kere o makineler bilmem ne gitti. Hurda zaten. Eski dedi. Ama ne kaldı? İşte mis gibi arsalar, araziler kaldı. Onlarla da aldı başını gitti. Borsa. Borsanın %70'i yabancıların elinde. Bankaların %63'ü yabancılara ait. Faizleri biz kime veriyoruz? Kimden borç alıyorsak ona veriyoruz. Kimden alıyoruz? Yabancılar. Peki aldığımız borçla affedersin ne halt ediyoruz? Bakın ben kelimeyi seçerek söylüyorum. Halt etmek. Niye halt etmek? Otomobil. Otomobilin yürümesi için yol lazım. O zaman otoyollar alıp başını gidiyor. Köprüler vesaire filan. Bir ülkenin yollarında tırlar dolaşıyorsa, kamyonlar dolaşıyorsa, traktörler dolaşıyorsa o ülke o yollara hak etmiştir. Ama keyfel keder otomobiller dolaşıyorsa o ülke artık tüketim ekonomisinin esiri olmuştur. Çok da eğlenceli. Otomobili ithal ediyorsun. Borç. Otomobilin yürümesi için ne yapıyorsun? Benzin ithal ediyorsun. Borç. Otomobilin yürümesi için yollar yapıyorsun. Borç. Hep bugünkü nesiller yesin, gelecek nesiller ödesin. 20 milyon otomobil ithal edeceğine. 20 milyon otomobil. Hadi çok iyimser bakalım. 10 milyon otomobil ithal edip 10 milyon otomobil ithal etmediğin otomobilin borç da almış olsan
Fabrika yapsaydın. Fabrika. Fabrika. Demek ki Türkiye'nin sorunu niye yatırım yapılmıyor? Bugün benim tespitlerim şunlar. Türkiye'de faizleri kaldırsak, bir an için kaldırsak da olmuyor zaten, meclisi el kaldır, faizler kalktı falan diyemezsin yani. Bir an için. Vergileri de kaldırsak. %36 oranındaki sosyal güvenlik primlerini de kaldırsak. Türkiye bugünkü düşük kuru yüksek faiz modelinde ithal mallarıyla rekabet edemez. O zaman sen bir ithalat cenneti haline geldin. İthalat cenneti. Ama ithalat rakamları tabii, onları geçiyorsun. Her gün tutup çekiyorsun. İhracat şu kadar oldu da bu kadar oldu. İhracat şampiyonu olduk falan diye. Peki ihracat nedir? İhracat gelirdir. İthalat nedir? Giderdir. Senin ithalatın 250 milyar dolar. İhracatın da çok iyimser bir şekilde 150 milyar. Hadi yok öyle oldu, böyle oldu, şu oldu, bu oldu, 50. İhracat daha düşük diyorsun. İşte o aradaki, adına sen istersen ihracatla ithalat arasındaki farka cari açık diyor ya. 50 milyar zarardasın. Aslında cari açık diye bir şey yok. Zarar. Ama bunu zarar dediğin zaman zarar çok itici bir kelime. Onun yerine açık dersen, halkımız zaten açık deyince ne anlar? Hanımefendilerin dekoltesini anlar. Şeffaflık deyince hanımefendilerin geceliğini anlar. O zaman halka bu şekilde sürekli olaraktan ne yaparsın? Zihin altına girme yaparsın. Cari açık. Efendim cari açığı şu kadardan şu kadara düşürdük. Yani zararımız 100 milyarken geçen sene, bu sene zararı 50 milyara düşürdük. Yani zararla iftihar etmek dünyanın hiçbir yerinde görülmüş bir şey değil. Ama Türkiye'de görürsünüz. Türkiye'de görürsünüz. Bütçe aynı şey. Bütçe gelirleri, bütçe giderleri. Bütçenin gelirleri giderlerini karşılamıyor. Gider daha fazla, gelir daha düşük ise bunun adı nedir? Zarardır. Biz ne diyoruz? Bütçe açığı diyoruz. Ya arkadaş açık değil, zarar. Ve bütçe yapıyorsun. Bu seneki zararımız şu kadar olacak diye. Kardeşim zaten zarar edeceksen bütçeye ne gerek var ki? Demek ki Türkiye artık gerçeği görmeli. Dünyada en önemli şey gerçektir. Türkiye zararda mı? Zararda. Zararla iftihar edilir mi? Edilmez. Bitti. Ama zararı dahi sana yutturan bir zihniyetle karşı karşıyasın. Niye böyle bir zihniyet oluşmuş? Çünkü Türkiye'de siyasetin finansmanını halk yapmıyor. Apartman yönetim kurulu toplantısına dahi gitmiyor. Siyasetin finansmanını kim yapıyor? Parası olanlar yapıyor. Para kimde var? Kara para. O zaman çok değişik bir şeyle karşı karşıya kalıyorsunuz. Yapılanmayla karşılaşıyorsunuz. Bir tarafta kanunlara itaat edenlerin ekonomisi, yani kayıtlı ekonomi. Öbür tarafta kanunlara itaat etmeyenlerin ekonomisi, yani kayıt dışı ekonomi. Bir ülkede iki tane ekonomi varsa iki tane devlet var demektir. Kanunlara itaat edenlerin devleti, yani kayıtlı devlet, kanunlara itaat etmeyenlerin devleti, kayıt dışı devlet. Siyasetin finansmanını halk yapmıyor, parası olanlar yapıyor. Dolayısıyla kayıt dışı devlet, kayıtlı devleti ele geçiriyor. Siyasetin finansmanı yoluyla. Finansmanın altın kuralı, paranın yönünü izle, gerçeğe ulaş. Türkiye kaç kere anayasa yaptı? Kimisine darbe amına anayasız denildi, kimisine vesaire denildi. Sonuçta ama şunu görüyorsunuz. Siyasi partiler kanununda 1983'ten bu yana tek bir değişiklik olmadı. 925 sayılı kanun. Siyasetin finansmanı da o kanunda yok. Siyasi partilerin defter, kitap, fatura, makbuz, il, ilçe, belde yönetimlerinde hak getire. Sözüm ona, genel merkezde bir hesap meselesi var. Bir bakıyorsun adamın, siyasi partinin geliri de yok, gideri de yok. Hazineden para alıyor. Hazineden aldığı parayı da harcarsa Anayasa Mahkemesi falan sorar diye harcamıyor. Ne yapıyor? Götürüyor devlete, faizle satıyor.
Şimdi siyasetin finansmanını halk yapmıyorsa, parası olanlar yapıyorsa bunun adı paraklasidir. Parası olanların demokrasisi. Onun için de ona çalışır. Faiz. 500 bin liraya kadar faiz gelirleri aman aman vergiye tabi değil. Ama 1500 liradan asgari ücretler iş bulmuş adamı ki vergiye tabi. Oldu mu olası? O zaman vergide adaleti sağlayamayan bir ülkede adalet kelimesini sözlüklerden kaldırmak lazım. Çünkü önce vergide adaleti sağlamamız lazım. Bütün bunlar devlet yönetiminin bir orkestra yönetimine benzediğini gösteriyor. Yanlış bir yerde yanlış bir tuşa bastığınız zaman bütün melodi yok olur. O halde sistem mühendisliği ışığı altında olaylara yaklaşmamız ve yeniden yapılanmamız gerekiyor. Mevcut haliyle bu Türkiye'nin sürdürülebilir bir kalkınma modeli değil. Değil. Düşük kur, yüksek faiz modelinde sürekli olarak adamlar atacakları malı bize satarlar. Paramız yok deriz. Borçlandırırlar. Borçlandırdıktan sonra vadesi gelir. Dünyanın en yüksek faizini öderiz. Bugün Amerika'da faiz %0.5. Türkiye'de devletin iç borçlanma senetlerine uyguladığı faiz minimum %12. Yani 24 kat daha fazla faiz veriyoruz. Artık şeye girmiyorum. Kredi kartlarına uygulanan faiz, ticari kredilere, sanayi kredilere uygulanan faiz, faktöring faizleri gibi, leasing faizleri gibi faiz oranlarına girmiyorum. Sadece devletin %12'siyle Amerika'nın %0.5'ını karşılaştırıyorum. Tabii bu düşük kur yüksek faiz modelini sürdürebilmeniz için döviz rezervlerine ihtiyacınız var. Yüksek döviz rezervlerine ihtiyacınız var. Şimdi Türkiye'nin 600 milyar dolar iç ve dış borcu var. Buna karşılık 120 milyar dolar civarında bir parayı döviz rezervi olarak tutuyor. Bu 600 milyar dolar borcu ne yapmışız biz? Nasıl almışız? Kimden almışız? Ortalama %22 ile almışız yıllık. Geçmişten bu yana bakarsan. Peki döviz rezervlerini yabancı bankalarda yüzde kaçtan tutuyoruz? %5. Yani adamlarda %22 faizle borç alıyoruz. %5 ile adamların bankasına yatırıyoruz. %17 zarar. %17 zararlı. Ve aylık bu da 1 milyar 200 milyon dolara tekabül ediyor. Türkiye döviz diyor haraç ediyor aslında. O döviz rezervi dediğiniz rezervler de senin tasarruf hakkın yok. Hocam, yani ipotekli. Tam o noktada. İpotekli ve hemen bitiriyorum. Ve o noktada şunları sormak zorundasınız. Amerika Birleşik Devletleri'nin dolara basıyor döviz rezervi ne kadar? 75 milyar dolar. Yani demek ki biz öyle bir ülkeyiz ki kardeşim Amerika Birleşik Devletleri'nden dahi daha fazla döviz rezervlerine sahibiz. Allah'tan korkun daha ne yapacağız? Diye nutuk atarsın. Çünkü rakamlar büyük. Ama Yugoslavya'nın sona ermesi veya sonlanması da diyordu ki ekonomiden sorumlu Başbakanlık Müsteşarı Savic benim dostum hiç endişe etmeyin. Döviz rezervlerimiz Yugoslav dinarının konvertibilitesini fazlasıyla muhafaza etmeye yeterlidir. Ama aynı anda adamlar fabrikalar işçilere aynı olarak ücret ediyordu. Yani kereste fabrikası adamın koltuğuna kereste koyuyordu. Demir fabrikası demir koyuyordu. Hiç olmasa veriyordu. İşçilere böyle devlet borçları özelleştirme hisse senetleriyle ödeniyordu. Hocam geçti gitti. Demek ki el şeyiyle bir yere varamazsın. Olmazsa olmaz. Adam gibi üreteceğiz. Adam gibi paylaşacağız. Bunun için de ekonomimiz kayıtlı olacak. Avrupa Birliği'ne girişimizin de ön şartı kayıt dışı ekonomiyi kayıt altına almak. 6 Mart 1995 Paris Sözleşmesi ki o toplantılara ben de katıldım. 47, 48, 49. maddelerinde aynen şöyle bir taahhütümüz var. Avrupa Birliği'ne girişimizin ön şartı olarak ülkemizdeki kayıt dışı ekonomiyi kayıt altına almayı kabul ve taahhüt ederiz. Süre 2.
6 Mart 1997 bu süre bitti. Bundan sonra ki yani 6 Mart 1997'den bu yana edilen kelamların hepsi ama hepsi avutma. Sözleşmeye bağlı ilkesi gereği edimini yerine getirirsen karşı taraftan edimini yerine getirmesini isteyebilirsin. Şimdi hani şu fasıl atıyoruz, bu fasıl atıyoruz diyorlar ya. Ben de onları işte Nihavet makamı, Kürdülü Yüce Asker makamı. 19 yıldır diyorsunuz aslında Türk halkını da avutuyorlar. Evet, evet. Kendilerini de kandırıyorlar. Biliyorsunuz ya Türkiye işte Ecevit mesela karşıladılar. Ecevit'i Avrupa Fatih diye. Çünkü gelirken dedik Avrupa Birliği'ne girdik. Ya Rabbi şükür elhamdülillah girdik. AK Parti döneminde de yaşandı. Avrupa Birliği'ne girdik, kırmızı halılar falan birilerine. Ya evvela sen mecbeni yerine getir. Çünkü disiplinli bir ekonomi, disiplinsiz bir ekonomiyle ortak olursa, disiplinli ekonomiye sahip olan ülkedeki bütün disiplin gider. Hocam konunun başında dediniz ya, Türkiye artık üretmiyor, pazarlama yapmaya odaklanmış bir halde. Negatif pazarlama, evet. Hep bize satıyorlar. Evet. Hep bize satıyorlar. Onunla ilgili izninizle küçük bir anıyı paylaşayım. Bir forumu İstanbul organizasyonu yapıyoruz. Hedef 2023. Amerika'dan da bir ekonomist davetli, Benjamin Friedman. Kendisine şunu sordum. Ya dedim ki o zaman Kemal Derviş gelmiş. İşte farklı bir demin anlattığınız sistem, anlattığınız rayın üzerinde giden bir treni tesis ediyor. Ya dedim Türkiye sadece ithal ederek kalkınır mı? Şöyle bir baktı bize. Siz dedi sadece ithal ederek de kalkınırsınız. Çok manidardı. Ben izninizle konuyu değiştireceğim. Şöyle ki demin zaten söz ettiniz. Dolardan söz ettiniz. Çünkü Türk halkı geçim sıkıntısından sonra yatırımını nasıl değerlendiriyormuş? Bir altında değerlendiriyormuş, bir de dolar alıyormuş. Türk halkı tamamen dolarize bir vaziyette. Şimdi 2001 yılında hocam, daha doğrusu 2000 yılların sonlarında bir grup Japon ev kadınının aralarında, hani bizde gün toplantıları olur ya, öyle toplanıp altın günü gibi Japonya'da işte sıfıra yakın faizlerden topladıkları parayla Türkiye gibi ülkelerde paralarını mevduat faizine yatırdıkları, yıl sonunda da aradaki farkı kendi bankalarına götürüp o fark kadar karı da aralarında bölüştüklerine yönelik hikayeler okumaya başladık. Sonra 2008 yılı geldi. O meşhur, tırnak içinde söylüyorum, mortgage krizi. Siz itiraz edip krizin başka bir kriz olduğunu söyleyeceksiniz. Yaşandı ve o krizin ardından Amerika şöyle bir karara vardı. Daha doğrusu Fed dedi. Dedi ki kardeşim ben bundan sonra her ay bastığım paranın dışında aylık 80 milyar dolar daha basacağım. Bu parayla da Türkiye gibi kalkınmakta olan ülkelerden işte varlık alımına başlayacağım. O ev kadınlarının yaptığını sanki Fed yapmaya başladı. Ve biz uzun bir dönem bir kredi bolluğu içerisindeydik. Bolca döviz giriyordu ülkeye. Sahte bir cennet yaratılmıştı. Ta ki işte malumunuz enflasyonist nedenlerde hiper bir enflasyon olacağı korkusu doğdu. Ve bu uygulamadan vazgeçildi. Geçen yıl son taksitte sıfırlandı. Bu sıfırlanmadan sonra neyi gördük? Dediler ki biz faiz arttıracağız. Fed'in böyle bir kararı vardı. Son geldiğimiz nokta hocam, Fed Başkanı Yellen demiş ki büyüme rakamlarına yönelik endişelerimiz söz konusu. Bu devam ederse faizleri yeniden sıfırlarız. Bunu değerlendirmenizi rica edeceğim. Bir de şunu soracağım, hep doları soruyorlar. Bunun Türkiye'deki yansımalarını biz doların düşüşü olarak gördük. Siz nasıl yorumluyorsunuz? Birkaç hocam bu arada zamanımız çok kısıtlıymış. Kısaca anlatmanızı rica ederim. Birkaç ayağı var bunun. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri 2013 yılına kadar, hatta 2014 başlarına kadar Afganistan ve Irak'taki sıcak, özellikle Afganistan'daki sıcak savaş nedeniyle yılda ödediği nakliye parası, yani silah, cephane, araç, gereç, onların Afganistan'a nakli için ödediği para 1 milyar 200 milyon dolar. 2014 yılında bunu 250 milyona düşürdü. Ve bir görüş değişikliği oldu Amerika. Denildi ki biz dünyanın artık bekçisi olmayalım. Artık biz tecimsel, yani ticari yaşama geçelim. Ve temel politikada altın aşağıya, dolar yukarıya.
Dediler ki ey Amerikalılar, dünyanın neresinde borsalarda morsalarda kağıdınız varsa tamam onları toplayın getirin. Amerika'da Amerika'nın size sizin yatırımlarınıza ihtiyacı var dedi. Tabii adamlar bir anda kağıtlarını, ellerindeki kağıtları satsa geberecek fiyatlar. Dolayısıyla belli bir takvim içerisinde yürütüyorlar. Ve bunun sonucu olarak da ne yapıyor? Talebi düşürmesi lazım. Talep düşerse o zaman işine gelmiyor. Talebi yükseltmesi için borsayı yükseltmesi lazım. O halde borsanın yükselmesi lazım. Borsanın yükselmesi için neyin düşmesi lazım? Doların düşmesi lazım. Dikkat edin, altın, dolar ve faiz üçgeni içerisindeki hareketleri izlerseniz bunun çok kısa süreli bir manevra olduğunu göreceksiniz. Yani bugün dolar işte 2820 liralara falan geldi, 3000 liradan buraya geldi çok kısa bir sürede. Ama çok kısa bir sürede de 2600 liradan 3000 liraya çıkmıştı. Demek ki bunların hepsi günübirlik para kazanmak. Buna da geçmişte ben sermaye piyasası kanununu da hazırlayıcılarından bir tanesiyim. Rahmetli Reha Poray Hoca ve Allah selamet versin Ünal Tekin Alp'le birlikte hazırlamıştık. 1978-79 senesinde. Buna kedi silkeleme derler. Yani birilerini pazara çakacaksın, onlara bir güzel kayacaksın. Tabii burada o borsada kağıt alanların kimler olduğuna bakmak lazım. En acı tarafı bir takım bankaların artık özel banka mı, kamu bankası mı nedir ne değildir. Bunlar banka sırrına girdiği için. Onlar büyüklü yabancıların büyüklü yabancılar da olur. Onlar talep olarak da giriyorlar. Borsa yükseliyor, dolar düşüyor. Çünkü adam doları bozduruyor, borsaya geliyor. Doları bozduran kim? İşte o banka kesimi. Sonra dolar ucuzluyor, doları ucuzdan alıp pahalıya satıyor. Kime satıyor? Devlete satıyor. Devletin nesi var? Dolar cinsinden borcu var. Kime satıyor? Özel sektöre satıyor. 283 milyar dolar özel sektörün borcu var. Kurlardaki 1 liralık artışın 283 milyar kur farkı zararı olarak geldiğini görüyorum. Öyle kurtulamazsınız efendim, bu özel sektör borcu benim borcum değil falan diye. Türkiye ekonomisi bir bütündür. Yabancı sermaye kanunu kapsamında Türkiye'ye gelmiş, yatırım yapmış insanlara yok kardeşim bu kanunları sana tatbik edemeyiz diyemezsin. Bir, bu kadar teşvik veriyorsun bilmem ne yapıyorsun, o teşvikleri geri alamazsın. İki, dolayısıyla bu borç, yani 600 milyar küsur borç, kamu borcu ve özel sektör borcu bir bütündür. Ya bana da ne haliniz varsa görün diyemezsin. Bir başka sebebi de özel sektör borcu içerisinde bankalar ne yapmışlar? Borçlanmışlar dolar cinsinden. Ondan sonra devlete, haliye Türk lirası cinsinden yüksek faizle satmışlar. %1, %2 ile doları almışlar. %12 ile minimum devlete satmışlar. Ya esas borçlu kim şimdi? Esas borçlu kim? Her zaman borçlu halktır hocam. Devlet. Dolayısıyla halk. Bu benim borcum değil diyemezsin. Bu bakımdan yeniden yapılanma süreci içerisinde gireceğiz. Türkiye'nin çözülmeyecek hiçbir sorunu yoktur. Biraz önce belirttiniz. 54. hükümet döneminde havuz sistemini projelendirdim. Uygulamasına geçtik. Allah gani gani rahmet eylesin. İkisi de rahmetli oldu. Başbakan Erbakan ve Başbakan Yardımcısı Fehim Adak'la bu işleri gerçekleştirdik. Allah gani gani rahmet etsin. Hem faizin hakkında geldik, hem bir destan oluştu. O destana işte Milli Görüş adını verdiler. Ama bu Milli Görüş'e destanına dayanarak da bugün iktidar olan parti maalesef bu havuz sistemini o da uygulamıyor. Zaten 30 Haziran 1997'de Refah Yolu Hükümeti düştü. Yeni gelen koalisyon hükümetinin ilk icraatı 12 Temmuz'da havuz sistemini kaldırmak oldu. Hocam zamanımız bitmiş. Programımızı siz başlatmışsınız. İzninizle ben sonlandırayım. Lütfen, lütfen. Artı ekonominin sonuna geldik. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşça kalın diyoruz.